Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetine bağlı Avat ilçesinden gelen Ali Abek, 2016 yılından beri herhangi bir irtibat kuramadığı anne babası ve kardeşleri hakkında tanıklık verdi. Anne babası ve 6 kardeşinden 2016 yılından itibaren haber alamadığını ve onlardan bazılarının Çin tarafından hapse mahkum edildiğini belirten Ali Abek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben aşağıda babam ve annem hakkında tanıklık vermek istiyorum. Cami müezzin olan 79 yaşındaki babam Abek Saud sabah namazının zamanında kılınması gerektiğini söylediği için faşist Çin rejimi tarafından 7 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Babamdan 2016 yılından beri haber alamıyorum. 63 yaşındaki annem Hayrunisa Ömer'in ne durumda olduğunu da bilmiyorum. Kardeşlerim Abdülgani, Ablacan, Mümincan, Yusufcan, Emrullah ve Abdülhakim'den de 2016 yılından itibaren haber alamıyorum. Onlardan bazılarının din eğitimi aldığı gerekçesiyle 4 ila 7 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını öğrendim. Din eğitimi almak ve dini teşvik etmekle suçlanan kardeşim Abdülhakim, eşi ve kayınpederiyle birlikte 7'şer yıllık hapis cezasına çarptırılmıştır," dedi. Doğu Türkistan'da insanlık suçu işleyen ve Uygurlara karşı soykırım uygulayan zalim Çin rejiminden ailesi ve diğer tüm Uygurların ailesi hakkında bilgi vermesini isteyen Ali Abek, uluslararası topluma da yardım çağrısında bulundu. Her iki partiden 19 ABD'li kongre üyesi Disney başkanına mektup yazarak Disney'den Mulan filmini yaparken Çin'in güvenlik ve siyasi propaganda yetkilileri arasındaki ilişkiyi açıklamasını istedi. 11 Eylül tarihinde 19 milletvekilinin imzasıyla yayınlanan mektupta Disney şirketinin Mulan filminin bazı görüntülerini neden Uygurlara yönelik soykırım yaşanmakta olan Doğu Türkistan'da çekmeye karar verdiklerini ve Çin kamu güvenliği yetkilileriyle nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu açıklaması istendi. Şirketin Uygurları katleten Çinli yetkililerle işbirliği kurmasını eleştiren mektupta Disney görünüşe göre Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle işbirliği yapıyor ve bu görevliler zulüm işlemekten veya suçları örtmekten en çok sorumlu olanlardır. Bu durum son derece rahatsız edicidir ifadeleri kullanıldı. Çin'deki insan hakları durumunu gözlemlemekten ve başkan ve kongreye yıllık rapor sunmaktan sorumlu ABD Kongresi Çin Komitesi de bu açık mektubu Twitter'da yayınladı. Disney'e gönderilen ortak mektubu imzalayanlar arasında Cumhuriyetçi Senatör ve Çin Komitesi Başkanı Marco Rubio da yer aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li Mengyan, Pekin hükümetinin koronavirüsünü örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Pekin'in koronayı raporlar çıkmaya başlamadan çok önce bildiğini belirten Yan, iddialarını bilimsel verilerle de kanıtlayacağını söyledi. Hong Kong özel yönetim bölgesinden ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li Mengyan, COVID-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmacı olduğunu savundu. Dr. Yan, ABD'ye kaçmadan önce Çin hükümetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini öne sürdü. Yan, sahip olduğum tüm verileri sildiler, böylece hakkında dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi ifadelerini kullandı. Çin anakarasında ve Hong Kong'da çalışan Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yazılı açıklamasında yeni kuralların ABD'nin Pekin Büyükelçiliği'nde ve Çin genelindeki konsolosluklarda görevli üst düzey diplomatlara uygulanacağı belirtildi. Açıklamada öte yandan Çin'in ABD ile tüm sektörlerde işbirliğini ve normal alışverişi desteklediği yeni kısıtlamaların ABD'nin geçen yıl Çinli diplomatlara karşı uygulamaya başladığı önlemleri geri çekmesi halinde kaldırılabileceği kaydedildi. Yeni kısıtlamalar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi. Çin'de görevli Amerikalı diplomatların halihazırda ülkenin bazı bölgelerini ve üniversite kampüslerini ziyaretlerine yönelik sınırlamalar mevcut. Washington yönetimi 2019 yılında tüm Çinli diplomatların Amerikalı yetkililerle toplantı yapmadan eğitim ve araştırma kurumlarını ziyaret etmeden önce ön kayıt yaptırmaları koşulu getirmişti.